Yani bana bunu Stockfish dahi açıklayamaz burada siyahların kötü olduğunu. Bakacağız. Maç sonu bakacağız değerlendirmeye. Ama bir tane Wizard C6 geliyorum tahminen. Sürekli mat isteyeceğim buradan. Oy! Yer mi? Yer mi? Yemedi. Gördü hatta. Daha da ilginci. H5 mi yoksa bir tane? Deneyelim. Okey. Şimdi burayı istiyor. Böyle gelebiliriz. Sürem çok kötü şu an. O yüzden birazcık sizden ya ben Flash 4 niye oynamıyorum ya? Bak Flash 4 oynuyorum, tamam mı? Bak Flash 4 bitti abi. Flash 4 kaleye 8 bitti zaten. Neyini oynuyoruz bu oyunu? Gözünüzü seveyim. Hadi bakalım. Bir tane böyle gelmek gerekir bence. Bunu alır, bir de sürerim sonra. Nasıl? Ben hayal mi görüyorum file 1? File 1 hayali. Yalnız alamıyor biliyor musun? Öyle bir hayal kurduk ya. Alamıyor yine. Bu nasıl bir oyun ya? Bunu aldım. Aldım işte. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Hatta Razer çıkayım hadi. Şunu da alayım. Arkadaşlar bir saniye bir saniye bir saniye. Bu oyun incelenmelidir. Bir büyük hata bir hata diyor. Kabul etmiyorum. Bakacağız. Tertemiz oynadım. Burada evet, burada siyahın iyi olduğunu sizlere söylemiştim. Hemen değerlendirme çubuğunu da açıyorum. Siyahlar hafif iyi. Beyazların iyi olduğunu bana söyleyemezsiniz demiştim. A4, C4, A6 harika. Bu doğru. Bak. Fil B4, kale E8 doğru. Kale E8, kale E1, vezir C6 doğru. Vezir G4'e şimdi yine de Flash 4 oynayabiliyormuşsun. Ama biz bunu tercih etmedik. H5 gibi yan bir hamleyi tercih ettik. Çünkü rakibi denemek istiyorduk. Vezir E2. Şimdi burada Flash 4 oynamamız lazım işte. Flash 4'ün önemi şu. Flash 4'e G3 oynayamıyor bu tarz arkadaki planlar dolayısıyla. O yüzden mecburen kaleyi attığı zaman şimdi kaleye E8 gelebilecektik. Ama Flash 4'ü ben birkaç hamle geç görmüş oldum. Burada gördüm aslında. Bir hamle geç gördüm. O da şimdi gerçekleşti. Burada kale F1'den sonra döndüm kale E8. Vezir burada D2'ye gitti. Şimdi vezir G6. Tamam hala iyiyiz. Yalnız buradaki hamle mükemmel. Bunu Twitter'a da atacağım. Fil E1. Bak fil. Fil E1 hamlesi öncesi beyazların isteklerini söyleyeyim. Beyazlar burada C3'ten sonra D çarpı C4 istiyor. Ve buradaki fil ile vezire bakacak. Fil E1 ile beraber bir onu kesiyorum çünkü boşta kalıyor. Kale ile bağlantısını kesin. 2. Vezir istekte. Veziri yani başka bir yere kaçamıyorsun. Vezir C1 ya da vezir D1 yapamıyorsun. Mat oluyorsun buradan.
Veziri zaten E2'ye kaçamıyorsun. F2'ye kaçamıyorsun ancak C2'ye kaçman lazım. Bu arada tabii kale E1'in neden olmadığını gösterin. Kale E1'den sonra kale E1, şah F2'ye yine burada kale boşta kalan fili almış olacak. O yüzden mecburen vezir C2 oynamak zorundasın. CD3 ver diyorsun veziri. Ve vezirin gidebilecek artık çok da bir yeri kalmadı aslında. Mecburen vuruyor. Kale E1 ve şah F2'den sonra ben burada tabii alarak devam etmek istedim 30 saniye kala ama kale E2 ile mata çıkan değişik bir varyant da varmış burada. Kale E2, vezir E2. Burada muhtemelen hemen alıyorsun ve sonrasında böyle bir mat yapıyorsun. Yalnız ben bu fil E1'i beğendim dostlar. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama Nakas'ı, Magnus'u fil E1'e oynadım.